Sayın seyirciler, İstanbul'da yaşayan genç sosyal medyadan bir ayakkabı siparişi verdi. Ödemeyi de kapıda yapacaktı. İstediği o ayakkabılar evine hiç gelmedi. Ayakkabı yerine borcunu ödemesini isteyen, ödenmemesi durumunda da haciz işlemi başlatılacağını bildiren bir tebligat aldı. Burada aslında yapılmak istenen açık dolandırıcılık. O dolandırıcıların son kurbanı Emirhan Şahin oldu. Soruşturma başlatılacağı gibisinden mesajlar aldım. Hukuk bürosundan mesaj geldi. Emirhan Şahin Instagram üzerinden satış yapan bir firmadan spor ayakkabı siparişi vermişti. O siparişinin adresine teslim edilmesini ve ödemeyi de kapıda yapacağını belirtti. Ancak o adrese spor ayakkabı gelmediği gibi Emirhan haciz şokuyla karşı karşıya kaldı. Instagram üzerinden yazışarak satıcıyla ürün ücreti konusunda anlaştı. Ödemeyi de kapıda yapmak istediğini söyledi. Ancak o kargo eve gelmedi. Onun yerine Emirhan'a bir mesaj geldi. Siparişimi veriyorum. Siparişim 2 gün sonra mesaj geliyor, şubeye ulaşmıştır diye. Şube, söylenen şubeye gelmeyip başka bir farklı şubeye gidiyor. Firmayı bir araştırıyorum. Instagram sayfalarında firmanın dolandırıcı olduğunu gördükten sonra peşine düşmüyorum. Para ödemediği için kargonun peşine düşmeyen Emirhan, gelen yeni mesajla şok yaşadı. İstanbul'daki farklı bir hukuk bürosundan geliyor mesaj. Tekrardan farklı bir hukuk bürosundan mesaj geldi 2 gün önce. İzmir'deki bir hukuk bürosundan mesaj geliyor. Aynı olay, aynı miktarda bir ücret isteniyor benden. Hukuk bürosunun mesajında 97 liralık kargo ücretini ödememesi halinde haciz işlemi başlatılacağı yazıyordu. Tüketicinin korkmasını gerektiren bir şey yok. Kanunun tanıdığı hakkı kullanmış oldu. Gelmedi ürün, gelseydi de almama hakkı vardı. Takip de etmedi. Niye takip etsin? Karşı taraf onu teslim etmedi ki. Bu durumla karşılaşan tüketici haklı olduğu gibi karşı dava açma hakkına da sahip. Benim tüketicilere tavsiyem, bu tür mesajlar son zamanlarda çoğaldı. İmkanı olan lütfen Cumhuriyet Savcılığına gitsin. Benim cayma hakkım olduğu halde beni tehdit ediyor, huzur ve sükunumu bozuyor. Benim ayrıca kişisel verilerimi iznim olmadan edinmiş diye şikayette bulunsunlar. Ben de kendi hakkımı aramak için Cumhuriyet Başsavcılığına gidip şikayette bulundum. Ben de hakkımı sonuna kadar arayacağım.